الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Kur'an-ı Kerim'i Fatiha suresinden başlamak suretiyle anlamaya ve Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki manaları öğrenmeye gayret edeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam bu üçüncü hatim olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman kelimesi sadece Allah-u Teala'ya mahsus olarak kullanılan bir kelimedir. Rahim kelimesi Allah-u Teala için de diğer varlıklar için de kullanılabilecek olan bir kelimedir. Allah-u Teala A'raf suresinin 156. ayetinde şöyle buyuruyor. Yani bu Musa Aleyhisselam'ın duasının bir parçası. Orada şöyle dua ediyor. وَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا. Ya Rabbi bu dünyada bize bir güzellik yaz. وَفِي الْآخِرَةِ ahirette de. Dolayısıyla dünya dünyada eğer güzel olunmazsa ahirette güzel olma imkanı yok. Konumuzla direkt ilgili olmamasına rağmen şuna dikkatinizi çekmek isterim. Burada Allah-u Teala "Uktub lena" dedi. Bize yaz dedi. Bize yaz. Bize öğretildiğine göre bu yazgı ne zaman olmuş oluyor? Efendim? Ta ezelde değil mi? Ezelden her şey yazılmıştır diye bize şimdiye kadar öğrettiler. Kitaplarda böyle ifade ediliyor. Eğer ezelden her şey yazılmışsa böyle bir dua olur mu? وَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ. Ya Rabbi bu dünyada bize bir güzellik yaz, ahirette de böyle. İnna hudna ileyk. Biz sana yöneldik. Kale Allahü Teala şöyle cevap verdi. Azabi usibu bihi men eşa ve rahmeti vesiat kulle şey. Azabımı koyduğum kurala göre insanlara isabet ettiririm. Yani ceza için Allah-u Teala bir kural koymuştur. Ona göre suç işlemiş olanlara azabımı isabet ettiririm. Ve rahmeti vesiat kulle şeyin, ama benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Şimdi Allah-u Teala'nın rahmeti onun ikramı demektir. Rahmet kelimesi ana rahmi diye bir kelime kullanıyoruz. O rahimden kaynaklanmıştır. İşte o oradan alınarak bir merhamet ifadesi ona yüklenmiş. İşte aynı ana rahminden gelen akrabalara, yani yukarı üstte bir anada birleşen akrabalara da işte aynı kelime kullanılır. Bizim Türkçemizde buna karşılık sıla-i rahim derler. Yani aynı kelimeyle sıla-i rahim demek. Yani akrabalar arasında ilişkiyi devam ettirmek manasına kullanılır Türkçe'de. Merhamet iki şekilde olur. Yani rahmet dediğimiz ya da bizim merhamet dediğimiz şey. Birisi sadece kalp inceliğidir, acıma duygusudur. Diğeri de yardım etmedir. Şimdi mesela şurada baktınız ki birisi düşmüş. Onu kaldırmak yerine vah 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 çok acıdım, çok üzüldüm falan derseniz
Size ne derler? Üzüldüysen kaldır onu derler oradan, değil mi? Acıdıysan kaldır. Ama bir de şöyle, mesela çok zor durumda olan bir insan vardır. Yapacağınız hiçbir şey yok. Üzüntüden başka. Tamam, o zaman çok üzüldüm, çok acıdım dediğiniz zaman herkes sizi haklı kabul eder. Peki Allah-u Teala için gücünün yetmediği bir şey var mı? Böyle bir şey söz konusu değil. O zaman Allah-u Teala'nın rahmeti, merhameti yaptığı yardımdır. Allah-u Teala'nın gücünün yetmediği bir şey olmadığı için tüh tüh keşke imkanım olsaydı yapsaydım şeklindeki bir acıma duygusu Cenab-ı Hakk'ın için söz konusu değildir. Allah'ın rahmetinden bahsedildiği zaman yapmış olduğu ikram ve iyilik anlaşılır. Ama insanların rahmetinden bahsedildiği zaman eğer imkanı varsa yardım eder, imkanı yoksa acır. Allah-u Teala Rahman'dır. Yani rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Yeryüzünde ne kadar varlık varsa her şey, herkes, her varlık, her şeyin Allah'a borçludur. Şimdi düşünün, bizim bize ait olduğunu söylediğimiz şeylerden hangisi bizimdir? Tamam, Allah-u Teala'ndır. Her şeyi veren O'dur. Bütün varlıklar için aynı şey söz konusudur. Cenab-ı Hakk'a isyan eden, Allah'ı inkar eden, her türlü şeyin, insanın da yaşaması Allah'ın rahmetine bağlı değil mi? Dolayısıyla Allah Rahman sıfatıyla, yani Rahman sıfatı söz konusu olduğu zaman Cenab-ı Hakk'ın bütün varlıklara ihtiyacını vermesi, onları beslemesi, büyütmesi, olgunlaştırması şeklinde anlaşılır. Ama bir de Allah-u Teala'nın rahim sıfatı vardır. Rahim sıfatı biraz daha özel. Allah-u Teala'nın ikramını gerektiren sıfattır. Bazı insanlar bir takım gayretler göstererek, çalışarak Allah-u Teala'nın rahim sıfatına hak kazanırlar. Yani Allah-u Teala herkese rahmandır. İkramda iyiliği sonsuzdur ama bazı varlıklara özel ikramlarda bulunur. Çünkü çalışırsınız, kazanırsınız. Çalışmazsanız bir şey yok. İşte o da Allah-u Teala'nın rahim sıfatıyla bize yapmış olduğu iyiliktir. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةِ Ben bu rahmetimi, ikramımı ilerisinde kendini koruyan, yani emirlerime saygılı olan, benden çekinen insanlara tahsis edeceğim. Herkese değil. Şimdi bundan dolayı hep şöyle bir anlam verilmiştir. Allah'ın Rahman sıfatı bu dünyada bütün varlıklara ihtiyacı olan her şeyi vermesi, rahim sıfatı da ahirette müminleri cennetiyle sevindirmesi, cennette ikramda bulunması şeklinde bir anlam verilmiştir. Zaten Allah-u Teala bu dünyadaki bütün nimetlerin de müminler için olduğunu söylüyor. Evet, bakma kafirleri besliyor, büyütüyor ama asıl bu nimetlerin asıl sahibi müminlerdir. A'raf suresinin 32. ayetinde diyor ki قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ اللَّتِ اَخْرَجَ الْعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْكِ Allah'ın kulları için çıkarmış olduğu nimeti kim haram kılmış? Ve rızkın temizlerini kim haram kılmış? Şimdi bir kısım insanlar çıkar, işte şunu yemeyiz, bunu yemeyiz. Yani bir fakirizm yaparlar. Bakarsınız işte peygamberimiz koltukta mı oturmuştu diye koltukta oturmayıp yerde oturanlar vardır. Ah, o peygamber karyolada mı yatmıştı? O zaman karyolayı bırakıp karyolanın altında yatanlar vardı. Vallahi o peygamber hiç bu kadar aptal olmamıştır, haşa. Aptal bir insan da peygamber olmaz. Peygamber Efendimiz o yatağı bulsaydı orada yatardı. Bulmadığı zaman da orada yatar. Bulsa da önemli değil, bulmasa da ne yapalım? Dünya bu. Onun için işte Cenab-ı Hak burada, fakirizm yok İslam'da. Yok. Ne diyor burada Allah-u Teala? Allah'ın verdiği süsleri
Yani güzel elbise de. Ziynetten asıl kasıt güzel elbise. Güzel elbiseyi kim haram kılmış? Kulları için çıkardığı. Bir de temiz ve güzel rızıkları haram kılan kim? Allah'ın haram kıldıkları rızıklar hepsi pis olanlardır, temiz olmayanlardır. قُلْ هِيَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا De ki bu nimetlerin hepsi, bu güzel elbiseler, güzel şeyler bu dünyada müminler içindir. Ama kafirler de istifade eder. خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ama kıyamet günü özellikle müminler içindir, kafirlere bir şey yok. İşte bütün bunları birleştirdiğiniz zaman deniyor ki Rahman sıfatıyla ki Allah'tan başka hiçbir varlıkta olmayan bir sıfattır bu. Allah-u Teala'nın bütün varlıkları beslemesi, büyütmesi, olgunlaştırması, her ihtiyacı olan her şeyi vermesidir. Müslüman, kafir, insan, hayvan hiçbir şey ayrım, hiçbir şeyi bir şeyden ayırmadan bütün varlıkları ihtiyacı olan şeylere kavuşturması anlamını ifade eder. Rahim sıfatı da özel ikramda bulunması anlamını ifade eder. Şeklinde anlamlandırıyorlar. Rahman sıfatı Allah'tan başka hiç kimseye verilmez ama rahim sıfatı insanlar için de olur. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili olarak Allah-u Teala bil mu'minine Tevbe suresinin sonlarındaki ayet, son ayetlerinde bil mu'minine raufun rahim O peygamber müminlere karşı şefkatlidir ve merhametlidir, rahimdir şeklinde buyurmuş. Müminler için de aynı ifade kullanılmıştır. O da Fetih suresinin sonlarında ruhamâ'u beynehum. Kendi aralarında birbirlerine karşı merhametlidirler, rahimdirler. Yani rahim sıfatı insanlar için de kullanılır ama Rahman sıfatı kullanılmaz. O zaman biz Bismillahirrahmanirrahim'e şöyle bir anlam verdik. Yani Rahman'a öyle bir anlam verelim ki insandan başkasına kullanılması mümkün olmasın. Allah'tan başkasına. Şey, haşa Allah'tan başkasına tabii. Neyse teşekkür ederim sağ ol. Allah'tan başkası için kullanılması mümkün olmasın. Dolayısıyla biz burada Rahman'a iyiliği sonsuz şeklinde bir anlam verdik. Allah'tan başka hiç kimsenin iyiliği sonsuz değildir. Allah'tan başka hiçbir varlık kendi düşmanını besleyip büyütmez. Yani Cenab-ı Hak onun azılı düşmanlarını da besliyor. Ama Allah-u Teala bunu yapar. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın iyiliği sonsuzdur. Ondan sonra rahim kelimesini de öyle bir şekilde anlamlandıralım ki Allah-u Teala için de insanlar için de kullanılabilsin diye şey yaptı. Ona da ikramı bol şeklinde bir anlam verdik. Dolayısıyla Bismillahirrahmanirrahim'in Türkçe karşılığının iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla şeklinde olduğunu yani böyle olmasının uygun olduğunu düşündük. O şekilde anlam verdik. İyiliği sonsuz İkramı bol Allah'ın adıyla. Şimdi bazıları Allah'ın adına diye tercüme ediyorlar bunu. Allah'ın adına. Yani Bismillahirrahmanirrahim işte Rahman ve Rahim olan Allah'ın adına. Şu kişinin adına dendiği zaman ne anlarsınız? Bunu kendim için yapmıyorum demiş olursunuz değil mi? Öyle olmaz mı? Yani Allah adına yapıyorum. Peki birisinin sizin adınıza bir şey yapması için ona yetki vermeniz gerekmez mi? Öyle bir şey yok mu Türkçe'de? Var. O yetkiye ne denir? Vekalet denir, vekillik denir. Peki Allah-u Teala herhangi bir kimseye vekillik vermiş mi? Böyle bir şey yok. Cenab-ı Hak hiç kimseye vekillik görevi vermemiştir. Ve ma erselnâke aleyhim vekîlâ diyor ayet-i kerime.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Rabbukum a'lemu bikum. İsra suresinin sonlarında Rabbukum a'lemu bikum. Rabbiniz sizin ne durumda olduğunuzu çok iyi bilir. Kaçıncı ayet? İsra. Rabbukum a'lemu bikum. İn yeşe yerhamkum ve in yeşe yu'azibkum. Eğer merhamet 54. ayet İsra suresi. Eğer Rabbiniz merhametini gerektiren, ikramını gerektiren davranış gösterirseniz size ikramda bulunur. İşte bu rahim sıfatıyla olan şeydir. Yani ikramını gerektiren davranış gösterirseniz size ikramda bulunur. Ve in yeşe yu'azibkum evin yeşe yu'azibkum ya da onun azabını gerektiren davranış gösterirseniz azap eder. O zaman yani merhamet eden de Allah'tır, azap eden de Allah'tır. Peygamberimize ne diyor? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. Seni onlara vekil olarak göndermedik. Sen orada vekil falan değilsin. Yani sen insanları bana karşı koruyamazsın. Beni de insanların yanında temsil edemezsin. Sen sadece elçisin. Zaten Allah-u Teala yine İsra suresinin ikinci ayeti, üçüncü ayetin en başta. Tevrat'ı şöyle bir bu kelimeyle özetliyor. Diyor ki, ikinci ayetim. وَاَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ İsra ikinci ayet. Musa'ya o kitabı verdik. وَجَعَلْنَاهُ هُدًا لِبَنِي İsrail. Onu İsrail oğullarına yol gösterici kıldık. Peki ne dedin ya Rabbi? اَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَك۪يلًا Benimle kendi aranıza birini vekil olarak koymayın. Benimle kendi aranıza kimseyi vekil koymayın. Şimdi hurafeciler bu vekil kelimesini çok kullanırlar değil mi? Falanca vekil. Kime karşı? Allah'a karşı. Haşa. Ve Cenab-ı Hakk'ın asla kabul etmediği bir şeydir. Öyleyse hiç kimse Allah'ı temsile yetkili değildir. Hiç kimse de Allah'a karşı herhangi bir varlığı temsile yetkili değildir. Öyleyse Allah'ın adına diye olmaz. Allah'ın adıyla olur. İyiliği sonsuz, ikramı ol Allah'ın adıyla. Elhamdu lillahi rabbil alemin. Hamd, tüm varlıkların sahibi Allah'a mahsustur. Hamd ne demek? Şimdi üç tane kelimemiz var. Hamd, medih, hamd, şükür. Medih kelimesinin Türkçe karşılığı övmektir. Övmek. Yani bir kişiye diyorsunuz ki işte buraya geldik, bakın bu güzel salona ders yapıyoruz. Zeytinburnu Belediyesi'ne de çok teşekkür ederiz, Sayın Başkan'a da. Sağ olsun bu imkanları bize sağladı. Buradaki bütün personele de teşekkürler ederiz. Gösterdikleri iyi davranışlardan dolayı. Şimdi biz buraya geldik. Birisi geldi dese ki, aa ne güzel yer burası, ne iyi yerde ders yapıyoruz. Şimdi buranın güzel olması bizden mi kaynaklanıyor? Bizimle bir alakası yok. Burayı yaptırmışlar, hazırlamışlar, geldik. Buna medih denir. İşte birisine diyorsunuz ki maşallah, mesela bir kıza diyorsunuz ki aa ince ince uzun boylu şu kadar güzel bir kız. Tamam. Uzun boylu olması ondan mı kaynaklanmış? Güzelliği kendisinden mi? Bunu yaratan vermiş. Buna medih denir. Övme. Bir kişiyi yaptığı bir işten dolayı övüyorsanız, mesela dediniz ki Zeytinburnu Belediye Başkanı burayı yapmış. Ne güzel yapmışsın Sayın Başkan.
O da hamd olur. Yani bir kişiyi yaptığı bir işten dolayı övdüğünüz zaman hamd olur. Mesela işte bir elbise giydirmişsiniz, herkes elbiseyi yakıştıramaz. Maşallah sen de güzel yakıştırıyorsun kendine, iyi giyiniyorsun. Tamam, onun tavrıdır. O onu hamd olur. Yani bir kişiyi kendi yaptığı işten dolayı överseniz onun adına hamd denir. Peki o işi size yaparsa, şimdi mesela Zeytinburnu Belediye Başkanı burayı bize tahsis etmiş. Ya başkan ne kadar güzel oldu dediğimiz zaman ne olur bu? O da şükür olur. Şükür kelimesinin Türkçe karşılığı teşekkürdür. Aslında şükürle teşekkür arasında hiçbir fark yoktur. Ama bizim Türkçemizde farklı algılarız biz. Mesela Araplar Allah'a şükretmek için şükran kelimesini kullandıkları gibi bir arkadaşlarına teşekkür etmek için şükran kelimesini, aynı kelimeyi kullanır. Biz işte şükürle teşekkürü birbirinden ayırırız ama mani olarak farkı yoktur, teşekkür. O zaman demek ki hamd, yaptığı şeyi güzel yapmak. Medih, övmek. Onu ister kendi yapmış olsun, ister başkası yapmış olsun. Şükür de bir şeyi size yaptıkları için övmektir. Yani teşekkür etmeyi gerektiren bir durum olduğu için. Peki şimdi biz bazı şeyler yapıyoruz. Yaptığımız bazı şeyler güzel oluyor, bazılarını da beceremiyoruz. Bazı şeyleri hiç yapamıyoruz. Yaptığı her şeyi güzel yapan kim? Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın yapmadığı herhangi bir şey var mı? Onun için Allah Teala için medih kelimesi hamd manasına gelir. Çünkü her şeyi kendi yaptığı için. Dolayısıyla elhamdülillah dediğiniz zaman yaptığı her şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur. Onun dışında hiç kimse yaptığı her şeyi güzel yapamaz. Bazılarını güzel yaparsınız ama birçoğunu da beceremezsiniz. Hatta sizin güzel dediğiniz Cenab-ı Hakk'ın yaptığıyla kıyaslanamayacak kadar basittir ve kötüdür. Allah-u Teala güzel ve mükemmel yapar yaptığı her şey. Bu Cenab-ı Hakk'a mahsus bir durumdur. Evet, Rabbil Alemin tüm varlıkların sahibi olan Allah'a. Huve Rabbul Alemin şeklinde kıraat de vardır. Yani huve mahsuf elhamdülillahi Rabbul Alemin şeklinde kıraat de vardır. O zaman mana şu olur. Yaptığı her şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur. O tüm varlıkların sahibidir. Errahmanirrahim. Rahman ve Rahim. Yani iyiliği sonsuz, ikramı bol olan Allah'a mahsustur. Maliki yevmiddin. Malik, mülk, hakimiyet, yetki sahibi olmak. Maliki yevmiddin, din gününün maliki, sahibi, yetkilisi demek. Şimdi din ne demek? Din kelimesi, bir de deyn kelimesi vardır. Deyn ne olduğunu biliyor musunuz? Borç demektir. Deyn. Deyn borçtur. Din ile deyn aynı kökten iki kelimedir. Sadece bir telaffuz farkı var. Birisi din i ile kullanılıyor, birisi e ile kullanılıyor. Din ve deyn. Aynı kökten iki kelime. İkisi de borçtur. Şimdi biz her şeyimizi Allah'a borçlu değil miyiz? Peki bunun borcun karşılığında bir ödeme yapmak gerekmez mi? En azından bir teşekkür etmek gerekmez mi? İşte her şeyimizi Allah'a borçlu olmamız karşılığında Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği bir takım davranış şekilleri var. İşte o din oluyor. O din oluyor. Yoksa Allah-u Teala'nın İstediği her şeyin, yani verdiği nimetlerin karşılığını ödememiz mümkün değil. Bakın, bir yeriniz rahatsız oluyor. Bütün vücut sağlam olmasına rağmen küçük bir yeriniz rahatsız oluyor. Bütün servetinizi harcıyorsunuz, gene iyileşemiyorsunuz. Karşılığını vermek mümkün değil ama
Cenab-ı Hak takım kurallar koymuş. Aslında o kurallar Allah'ın verdiği bu nimetlerden daha çok yararlanmamız için gerekli olan kurallardır. Tamamen bizim lehimize olan kurallardır. Ona uygun olarak yaşadığımız zaman hayatın tadını alabiliriz. Vücudumuz rahat eder. Çevreyle uyum içerisinde oluruz. İnsanlarla uyum içerisinde oluruz. Son derece mutlu oluruz. Çevremizi de mutlu ederiz. İşte o din. Peki o zaman yevmüddin ne olur? İşte bu borç kesme günü olur. Cenab-ı Hakk'a karşı borçluyuz ya, her şeyimizi ondan aldık. Ona karşı da bir takım yapmamız gereken davranışlar var. O davranışları yapıp yapmadığımız o yevmüddinde ortaya çıkacak. Yani hesap gününde ortaya çıkacak. O gün tek söz sahibi olan Allah-u Teala'dır. Hiç kimse araya girip kimse adına bir ödeme yapamaz. Kimse kimse adına ödeme yapamaz. Kimse kimseyi koruyamaz, kurtaramaz. Tamamen Allah-u Teala'ya bırakmış. Maliki yevmiddin. Hesap gününün sahibi. Şimdi deyin de borç. Değil mi? Deyin borç. Borç insanı karşıdaki kişiye köle yapar. Onun için borçlu olmak pek tavsiye edilmez. Borcu artırıcı eylemler tavsiye edilmez. Faiz sürekli borcu artırdığı için insanları köleleştirir, toplumları köleleştirir. Hürriyetinizi kaybeder. Hatta şeyden önce, yani İslamiyet'te bu Kur'an-ı Kerim'deki hükümler inmeden önce Mekke'de insanlar borçlanır. Borcunu ödeyemeyecek duruma gelince adamı çıkarırlardı, köle pazarında satarlardı. Alacaklılar onun parasını paylaşırlardı, o da köle olurdu. Hürriyetini kaybederdi. Ahirette de buna benzer bir işlem oluyor. Yani ahirette ayet-i kerimede Allah-u Teala ne diyor? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. O gün zerre kadar bir iyilik yapan onu görecek, zerre kadar kötülük yapan da onu görecektir. Bir de bu Araf suresinin baş tarafında vardı. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ 150. sayfada. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ. O gün tartı doğru tartıdır. Ya da amellerin tartılacağı kesindir. Bir gerçektir. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Kimin tartısı ağır gelirse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Onlar paçayı kurtarmış olan insanlardır. Şimdi o toplumu düşünün. Adamın alacakları var. Adamın borcu var. Malı var. Malı borcuna yeterse hürriyetini elde eder, değil mi? Ama malı borcuna yetmiyorsa o zaman alacaklar onu satar, şey yaparlar. Ahirette bunun karşılığında insan kendi nefsini kaybeder, cehenneme gider. Başka gideceği bir yer yok. Çünkü Allah'a karşıdır borcu. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kimin tartısı ağır gelirse onlar paçayı kurtarırlar. Ama وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Kimin de tartısı hafif gelirse فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ Bunlar kendilerini zarar eden kimselerdir. Yani borcunu ödeyemiyor, gel bakayım sen diyorlar, alıyorlar, çıkarıyorlar, pazara satıyorlar. İşte onun gibi bir şey ahirette. Gel bakalım sen diyecekler, ödeyecek bir şeyin yok, sen gel o zaman. Hadi şey, cehenneme. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ Ayetlerimiz karşısında yanlış davranışlarının cezası olarak gidecektir. Evet, İnfitar suresinde de yevmiddin kaçıncı sayfa? 586. sayfada da. Tabii bu konu biraz daha güzel açıklanıyor orada.
Bakın burada diyor ki Allah-u Teala İnfitar suresinin 17. ayeti. وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. O hesap gününün ne olduğunu sana kim öğretti? Kim bildirdi sen? Biliyor musun hesap günü nedir? Oraya gidip gelen var mı? Şimdi insanlar orayla ilgili bir sürü hesaplar yapar. Kendilerine kurtarıcılar, şefaatçiler falan bulurlar. Ama oraya gittikleri zaman bunların hiçbirisinin olmadığını öğreneceklerdir. ثُمَّ مَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Evet, sana o hesap gününün ne olduğunu sana kim bildirdi? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. O gün hiçbir nefsin, hiçbir nefis lehine yapabileceği hiçbir şey yoktur. Peygamberimize dahil. Hiçbir nefis, hiçbir nefis lehine hiçbir şey yapamaz. Buna gücü yetmez. وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ. O gün emir, irade, yetki tamamen Allah'ın elindedir. İşte burada da her gün biz bunu okuyoruz. Maliki yevmiddin. Hesap gününün sahibi. Yetkilisi. İşte Kur'an-ı Kerim'de faizin yasaklığı bundan kaynaklanıyor. Çünkü borç insanı köleleştirdiği için, insan da Allah'tan başkasına köle olamayacağı için faiz yasaklanıyor. Çünkü sürekli borcu artıran bir şeydir. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi, kulluğu yalnız sana yaparız. Yardımı da yalnız senden isteriz. İşte bak burada böyle yani. Yalnız Allah'a borçlu oluruz. Yani borç yasak değildir. Tabii ki elbette borçlanırsınız, insansınız. Her zaman işte ihtiyaçlarınız olmaz. Birbirimize karşı borç vermemiz büyük bir sevaptır. Onunla ilgili ayetler de vardır, hadisler de vardır. Bu ayrı bir şey. Ama yalnız Allah'a kulluk ederiz. Biz yalnız Allah'a boyun eğeriz. Yalnız Allah'ın kulu kölesi oluruz. O zaman Allah'tan başka hiç kimseye kul olmayız. Allah'tan başka hiç kimseye kul olmamak hürriyetin doruk noktasındır. Dünyada bundan daha büyük bir hürriyet tanımı tasavvur edilemez. Çünkü Allah seni istediği zaman, istediği yerde, istediği kişilerin evladı olarak, istediği cinsiyette, istediği kabiliyette yaratmış, istediği zaman, istediği yerde de canını alacaktır. Allah'ın vermediği hiçbir şeye sahip olamazsın. Allah'ın aldığı hiçbir şeyi de geri alamazsın. Öyleyse zaten Allah'ın kulusun, kölesin. İster Müslüman ol, ister olma. Hiç fark etmez. Aslında kafirler de kendilerini Allah'ın kulu kabul ederler ama başkalarına da kulluk ederler. Mümin yalnız Allah'a kul olur, başkasına olmaz. İyyâke ne'abudu, ya Rabbi, kulluğu yalnız sana yaparız. Ve iyyâke nestaîn, yardımını da yalnız senden isteriz. Çünkü her şeyin sahibi sensin. Tabii buradaki yardım, insanların gücünün üstündeki konulardaki yardımdır. Yoksa Allah-u Teala bizlere emretmiştir. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Maide suresinin 2. ayetinde iyilik ve takva konusunda birbirinize yardımlaşın. Ondan sonra günah ve düşmanlık konusunda yardımlaşmayın. Yani insanlar arası yardımlaşma, o yapabileceğimiz şeyler, tamam. Zaten hiç kimse yapabileceği şeyi Allah'tan istemez. Mesela şimdi şurada mikrofon var. Ya Rabbi, şu mikrofonu bana versene denir mi? Enes Hoca, şu mikrofonu verir misin derim. Öyle değil mi? Böyle bir insan var mı? Ya Rabbi, şu mutfaktaki yemekleri bir getiriver de yiyeyim. Der mi insan?
Allah'tan istenmesi gerekeni başkasından isteyenler. İşte mesela denizde bakarsınız ki şey yapmış, zor duruma düşmüş. Mesela şeyde 288. sayfayı açın. Estağfirullahimineşşeytanirracim. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا اِيَّاهُ. Denizde başınıza bir sıkıntı gelse, başınız dara girse, Allah'ın dışındaki bütün yardıma çağırdıklarınız kaybolur gider. Yetiş ya falan, yetiş ya filan başka zaman dersiniz ama orada hiç aklınıza bile gelmez. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ. Ama Allah-u Teala sizi karaya çıkardığı zaman hemen yüzünüzü çevirirsiniz. Dersiniz ki beni falan efendi kurtardı, filan işte evliyanın ruhu geldi kurtardı, filanca geldi kurtardı dersiniz. Halbuki orada şöyle bir şey yoktu. وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُورًا. Bu tür insanlar çok nankör. Efe emintum en yahsife bikum canibel bar. Bir güvenceniz var mı? Allah o deniz kıyısında, o toprak tarafındasınız ya. Orayı sizinle beraber batıramaz mı? Toprakla birlikte batar gidersiniz. Ya da sizi orada batırır. Toprağı batırmaz da sizi orada batırır. Yerin dibine geçirebilir. اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا. Ya da size orada bir kasırga gönderir. Üzerinize taşlar fırlatır, ölürsünüz. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكُمْ وَكِيلًا. Sonra kendiniz için bir vekil de bulamazsınız. Hiç kimse Allah'a karşı gelip de sizi savunamaz. Ya Rabbi bu adamı niye öldürdün falan diyecek bir adam da çıkmaz. اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُعِيدَكُمْ ف۪يهِ تَارَةً اُخْرَى. Sizi Allah-u Teala'nın tekrar denize götüreceğinden de bir güvenceniz var mı? Tekrar sizi denize, tekrar binersiniz o gemiye ya da bir başka gemiye. Bir başka zaman. فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاسْفًا مِنَ الرِّيْحِ. Öyle bir fırtına gönderir ki size, o rüzgar sizin geminizi paramparça eder. فَيُغْلِغَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ. Bu nankörlüğünüze karşılık sizi boğar. Denizde boğar. ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. Sonra kendiniz için bu konu sebebiyle bizim karşımızda sizin hakkınızı arayacak bir adam da bulamaz. Böyle bir şey de olmaz. İşte insanlar nedense böyle rahat zamanlarda araya başkalarını sokarlar. Başkalarına tanrılık verirler. Halbuki mümin yalnız Allah'a kul olur ve yalnız Allah'tan yardım ister. İhdine sıratal müstakim. Ya Rabbi o doğru yolu bize göster. O doğru yolu bize göster. Burada hidayet kelimesi var. Hidayet kelimesinin değişik anlamları var. Şeyde müfredatta buna 4 anlam vermiş. Birincisinde diyor ki Allah insanlara işlerini yapabilecek bir takım özellikler vermiş. İşte akıl vermiştir. İşte el, ayak, çeşitli şeyler vermiştir. İyi kötüden ayırabilme kabiliyeti vermiştir. Bu bir çeşit hidayettir. Yani doğruları yanlışlardan ayırabilecek, bir takım işler yapabilecek kabiliyet vermesidir birisi. İkincisi de Allah peygamber gönderir, kitap verir ve der ki gelin bakın buna göre hareket edin der. Böyle bir hidayet şeyi vardır. Yani doğru yolu gösterme şeklindeki hidayet vardır.
Üçüncüsü de yola gelen insanlara yaptığı ikramlar vardır. وَالَّذ۪ينَ اَهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدَى. Yani yola gelmiş olanların Allah hidayetini artırır. Bir şeyler yaparsınız, sizin yaptığınızdan daha fazlasını Cenab-ı Hak size verir. Üçüncüsü budur diyor. Dördüncüsü de ahirette ki hidayetidir, insanlara cennet yolunu gösterir. Şimdi aslında buna bir beşinciyi katmak gerekiyor Kur'an-ı Kerim açısından. O da şu ayetteki hidayettir. مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَد۪ي. Kim ki Allah kimi hidayetine kabul ederse yola gelmiş olan odur. Şimdi Allah'ın bir insanı yola getirmesine, Allah'ın bir insanı yola getirmesi bir öğretmenin bir öğrenciyi sınıf geçirmesiyle aynıdır. O şekilde anlamak lazım. Eğer öğretmen iyi bir öğretmense, yanlış yapmayan bir öğretmense çalışan talebeye sınıfını geçirir. İşte Allah-u Teala da kim şey yaparsa, gerekeni yaparsa وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Yani bizim dinimiz konusunda gayret gösterenler, bizim yolumuzda gayret gösterenleri mutlaka yolumuza yönlendirir. Yola alırız. Gayret gösterdin mi hidayeti bulursun. Doğruyu görürsün, Cenab-ı Hak size gösterir. Şimdi burada اِهْدِنَا صِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ burana kadar anlattığımızda asıl mana şöyle olması gerekiyor. Ya Rabbi o doğru yolu bana göster. Çünkü girmek benim görevim. Doğruyu göster ki yapayım. Ha, şu da olur. Ya Rabbi beni kendi doğru yoluna kabul et. Yani bana o doğru yoluna kabul edeceğin güzel ameller yapma imkan ve fırsatını nasip et diye de bir dua olabilir. Bu da uzak değil ama İlk akla, asıl şeye de okuduk, işte okuduğumuz sözlük anlamları itibariyle de en uygun anlam, Ya Rabbi bana senin doğru yolunu göster. Peki o doğru yol hangisi? صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. Kendisine nimet verdiğin kişilerin yolu. Önümüzde de örnek olması lazım. Nimet verdiğin kimselerin yolu. Buna esas dünya ve ahiret nimeti. Peygamberler, dürüst insanlar, uzman kişiler, alimler falan bütün bunlar o şeye giriyor. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ Gazaba uğramamış olanların yolunu göster ya Rabbi. Mesela Yahudiler gazaba uğramışlardır. Bir türlü uslanmamışlardır. وَرَبَّالِينَ Yoldan çıkmamış olanların da yolunu göster. Bakın bugün hala Yahudiler bir türlü akıllanmıyor. Ellerinden gelen bütün zulmü, haksızlığı, her şeyi yapıyor. Şimdi şu anda bütün dünyada artık yavaş yavaş dışlanmaya başladılar. Tarih boyunca böyle olmuştur. Sürekli yanlışlar yapmışlar ve sürekli ceza kendilerine gelmiştir. Hristiyanlar da Allah'ın indirdiği dini bırakmışlar. Kendi oluşturdukları dini din olarak bugün yaşıyorlar. Hristiyanlara diyoruz ki sizin bu Tevrat ve İncil sizin açınızdan ne ifade eder? Diyorlar ki işte kutsal birer metindir. Peki onlara uyar mısınız? Hayır. Neye uyarsınız? Konsil kararlarına uyarız. O konsil kararları sizin insanların aldığı karar. Evet. O zaman bu Allah'ın dini değil. Başka bir din. Evet, işte o başka bir dine uyuyorlar. Çünkü ilk dönemlere gittiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'de anlatılan neyse zaten onu kendileri de kabul ediyor. Diyorlar ki ilk üç asırda İsa Aleyhisselam Allah'ın kulu ve Resulü sayılırdı. Sonra biz bunu ilk önce Antakya'da başlayıp en son Kadıköy'de biten konsillerde onun tanrılığına karar verdik diyorlar. Yani biz öyle bir din uydurduk, oluşturduk diyor. Allah da böyle bir şeyi kabul etmediği için yanlış yapmış oluyorlar. Bu yanlışlar içinde bulunan insanlara da dalil deniyor.
Evet, şimdi burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ve Kur'an-ı Kerim'in şeyle ilgili, Fatiha suresiyle ilgili olduğunu da Peygamberimizden öğrendiğimiz bir ayeti var. 15. sureyi87 olması lazım galiba. Evet. 87. ayet. 265. sayfa. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Şurası bir gerçek ki sana o mesaniden 7 tane, 7 tane verdik. Sana o mesaniden 7 tane verdik. Mesani ne demek? Mesani de şu, Allah-u Teala Zümer suresinin 39. surenin 23. ayetinde diyor ki Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben muteşabihen metaniye. Allah sözün en güzelini birbirine benzer mesani bir kitap olarak indirmiştir. O zaman mesani Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetlerin ortak özelliği. Seb'an minel mesani de nedir? Kur'an'daki o ayetlerden 7 tanesi. Demek ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden 7 tanesini seçmiş ve onu Fatiha suresi olarak yapmış. Vel Kur'an-ı Azim ne demek? Peygamberimizin hadis-i şerifinden öğrendiğimize göre bu da bir atf-ı tefsirdir. Ve o büyük Kur'an'ı sana verdik. Peki küçük Kur'an'lar mı var? Evet, küçük Kur'an'lar var. Ve Kur'anen faraknahu ala ve Kur'anen faraknahu li takra'ahu alennasi ala mukthin öyle mi? Ve nezzelnahu tenzila. Bu İsra suresinin son sayfasında 292. sayfa 106. ayet. Ve Kur'anen yani ve bilhakk enzelnahu yukarıda var yani enzelnahu Kur'an'a. Biz onu Kur'an halinde indirdik. Faraknahu ayırmış olduğumuz halde. Yani Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak Kur'an şeklinde ayırmıştır. Ne demek? Yani Kur'an'ın içinde Kur'anlar var demektir. Kur'an'ın içinde Kur'anlar var. Bu kara'e kelimesi toplama manasına Kur'an'da küme anlamına geliyor. Türkçedeki küme. Allah-u Teala'nın indirdiği bütün ayetlerin şimdiye kadar bütün peygamberlere indirdiği ayetlerin kümesini oluşturan şu kitaba Kur'an deniyor. Ama bu kitabın içerisinde de anlam kümeleri var. Anlam kümelerinin bir ana ayeti var, ona muhkem diyor Allah-u Teala. Bir de ona benzeyen ayetleri var. Onlara da müteşabih diyor. Bu ayetler arasında ikili bir ayet oluşturuyorlar. Ona da mesani diyor. İşte o mesaniden 7 tanesini ayırmış ve onu Kur'an-ı Kerim'in giriş suresi yapmış. O da Es-Seb'ul Methani ya da Seb'an Minel Methani. Bu mesaniden 7 tane diye isim verilmiş. Ve Kur'an-ı Azim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlamadım. Ben anladım ya yeter. Ya her şeyi anlamanız doğru değil zaten Mehmet Bey. O zaman biz kime ne anlatacağız? Bu defa siz anlatmaya başlarsınız. Biz susarız. Biliyorsun her şey üretilmez. Ama neyse yani bir iyilik yapalım sana. Sana mahsus olmak üzere. Ama diğerleri duymasın buradakiler. Tamam mı? Şimdi anlat şey yapacağım. Ama ondan önce şu hadis-i şerifi okuyayım.
Birçok yerde geçiyor. Bukhari'de de çok sayıda hadis kitabında geçen, bu ayet az önce okuduğum Hicr suresinin ayetiyle ilgili Peygamberimiz diyor ki hiye seb'ul mesani, Fatiha es-seb'ul mesanidir diyor. Vel Kur'anul azim ellezî utîtuhu, bana verilmiş olan Kur'an-ı Azim'dir. Fatiha neymiş? Bu mesaniden 7 tane ve Kur'an-ı Azim'miş. Fatiha Kur'an-ı Azim Mehmet Bey, tamam mı? O zaman ayet-i kerimedeki vel Kur'an-ı Azim atıf tefsir oluyor. وَرَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Bu seb'an minel mesaniyi tefsir etmiş oluyor. Peygamber Efendimiz'in bu hadis-i şerifinden öğreniyoruz. هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Başka da var yani, هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِ هِيَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ هِيَ اُمُّ الْكِتَابِ şeklinde rivayetler de var. Şimdi Kur'an ne? Kara'e kelimesiyle kariye kelimesi, bir işte yani gafra, en sonunda harfi illet. Bu kelimenin anlamı, kök anlamı toplamak demektir. Şimdi kariye, mesela Mekke'nin adı nedir? Ümmül Kura'dır. Kur'an-ı Kerim'de. Yani ana kent. Dünyadaki bütün kentleri, yerleşim bölgelerini düşünürseniz ana kent Mekke. Allah-u Teala öyle diyor, anlamlandırılıyor. Kariye ne demek? Kariye insanları bir araya getiren yer demektir. Yani yerleşim yeridir. İnsanlar orada birleşirler, toplaşırlar. O olur kariye. O küçük yerleşim bölümüne biz de Türk köy diyoruz. Biraz büyüdüğü zaman kasaba diyoruz. Biraz daha büyüdüğü zaman ilçe diyoruz. Daha da büyüdüğü zaman şehir diyoruz. Biraz daha büyürse büyük şehir diyoruz, değil mi? Arapça'da bunların hepsine kariye adı verir. İşte Kur'an-ı Kerim'de aynen onun gibi. Kur'an-ı Kerim'in de Ümmül Kura'sı var. Dünyanın nasıl Ümmül Kura'sı varsa, yani ana kenti varsa, Kur'an-ı Kerim'de ana Kur'an'ı var. O da Ümmül Kitap diye de hadis-i şerifte anlatılan Fatiha suresi. Peki bir de o, bu yani anlam kümelerini oluşturuyorlar. Yani bak bir daha anlatayım onu. Şimdi bir tane çadır düşün, çadır. Çadırın bir ana direği vardır ortada. Bütün yük onun üzerine biner, değil mi? Ortadaki de ana direk. İşte o Kur'an-ı Kerim'deki muhkem ayettir. Bir de hepsi onunla bağlantılı olan şeyler vardır çadırın içerisinde. Onlar da o çadırın müteşabihidir. Yani müteşabih ayetler, o ana ayete benzeyen ayetler de onun etrafında kümelenir. Ve bunların hepsi bir anlam kümesi oluşturur, yani bir çadır oluşturur. O olur Kur'an. Kur'an'ın içerisinde Kur'an olur. Anlam kümeleri olur. Bu sayısız anlam kümesi vardır. İşte ayetlerin ikili ilişkilerden dolayı kümeler oluşur. Bu kümeler tamamlanmadan anlam vermek Cenab-ı Hak tarafından yasaklanmıştır. Yani anlam kümesi tamamlanmadan mana da veremezsiniz, amel de edemezsiniz o ayetlerle. O küme tamamlanacak. İşte şeyde Taha suresinde neydi? Taha suresi 114. ayette 20'ye 114 319. sayfa. Bu çok çok önemli bir şey. Yani o anlamadım demen haklıydın da. Ben biraz hava yumuşasın diye öyle şey yaptım. Bu 114. ayette Allah-u Teala, bir dakika, ha şurada. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ. Kur'an'la hükmetmekte ya da amel etmekte acele etme diyor. O anlam kümesi var ya. Ne zaman? مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ. Onun vahyi tamamlanmadan onunla amel etme diyor. Bu ne demek? Bir dakika çadır bitsin, içine sonra taşınırsınız demek gibi bir şeydir, tamam mı? Çadırı henüz yapıyoruz. Dur. Ha şunu yapmadık, bunu yapmadık. Çadır bitsin, sonra içine yerleşirsiniz. Allah-u Teala da diyor ki bu
Kur'an tamamlanmadan, o anlam kümeleri var ya, o bir ana ayet var, muhkem, müteşabihler, onların hepsi iniyor, hepsi bir anlam kümesi meydana getiriyor. O tamamlamadan diyor, tamamlanmadan bununla amel etme ya da fetva verme, yani hüküm verme diyor. Ve kurra, 23 sene bekleyecek, evet ondan. 23 sene, şimdi bunun tamamına Kur'an deniyor ama bunun içindeki, bak şimdi tekrar, şimdi Mekke, mesela İstanbul kariyedir Arapça bakımından. İstanbul düşünün, kariye. Peki yani İstanbul'un yani büyük bir yerleşim bölgesi, buna kariye denir. Yani Arapça'da köy denir yani, köy. Bugün dünya köy haline geldi deniyor ya, işte büyük köy, küçük köy. Şimdi burada değişik yerleşim bölgelerinin her birisi birer kariyedir. Tıpkı onun gibi bu Kur'an-ı Kerim İstanbul'sa buna Kur'an denir. Ya da dünya derseniz buna Kur'an. Ama bunun içerisindeki anlam kümelerinin her birine de ayrıca Kur'an denir. Tamam mı? Bu anlam kümeleri Mekke'den itibaren zaten ve Kur'an'ın فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَوْهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ ayet-i kerimesini okuduk. Böyle ayrı ayrı Kur'anlar halinde, ayrı ayrı anlam kümeler halinde ayırdık bunu ki insanlara yavaş yavaş okuyasın. Ve işte insanlar da onu anlasınlar. Burada da diyor ki bir anlam kümesi tamamlanmadan, Kur'an tamamı değil, anlam kümesi tamamlanmadan onunla amel etme, hüküm verme. Bizim şimdi yıllardır şikayetimiz ne? Şikayetimiz bu. Bizim ulemanın temel hatası bu anlam kümesine dikkat etmeden anlam vermeye kalkmalarıdır. Bu neye benziyor? Benim şimdi şu ceketimi çok beğeniyorsunuz. Ne kadar güzel ceket ya. Şunun kolunu ben alayım. O zaman ne oldu? Bunun kolunu aldın gittin. Bu ceket neye yarar? Benim de işime yaramaz. Kol senin işine yaramaz, cekette benim işime yaramaz. Anlaşıldı mı? Yani o anlam kümesi tamamlanmadan ayetle hüküm vermeye kalkarsan o zaman ne olur? Eksik veririz. Mesela burada en son Kur'an-ı Kerim'de sefer namazı var mıdır diye sorsak herkes yoktur diyordu. Ama o ilgili ayetleri birlikte okuduğumuz zaman bundan birkaç ders önce var mıymış? Yok diyenler sadece bir şey değil. Bizim ulemanın tamamı Kur'an-ı Kerim'de seferi namaz yok diyor. Niye yok diyor? Çünkü o küme, o kümeyi kendi, onun hepsi inmiş. O kümeyi birlikte değerlendirmedikleri için yok diyorlar. Ondan sonra diyorlar ki Peygamber Efendimiz iki rekat kıldığı için biz de iki rekat kılarız. O zaman Peygamber Kur'an'da olmayanı mı yapmış? O da ona vahiydir diyorlar. Sistem tamamen alt üst ediliyor. Her şey bitiyor. İşte Allah-u Teala burada diyor ki o küme tamamlamadan anlam ve şey yapma. Yine şeyde Kıyamet Suresi'nde la tuharrik bi lisanek, bu Kur'an'la dilini harekete geçirme. Yani fetva verme, hüküm verme. İnne aleyna cem'ahu. Bu ayetleri toplayacağız. Ve Kur'anehu, anlam kümesi haline getireceğiz. Kur'an haline, onu Kur'an'a getirme haline getirmek bize düşer. Ve izâ kara'nâhu, bunu anlam kümesi haline getirdik mi fettebi Kur'an'a, o zaman ona uyarsın diyor. Küme tamamlandığı zaman uyarsın. Yani çadır yapıldığı zaman içeri girersin. Ama var binlerce çadır. Bütün hangi çadıra gireceksen o çadır bitmiş olması lazım. İşte Kur'an-ı Kerim'e anlam, Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarmak isteyenlerin yapması olmazsa olmaz şart bu. O kümeleri oluşturacaklar. İşte ve râsihûne fil ilmin yaptığı odur. İlimde derinleşmiş olanların yapması gereken odur. Ve bizim temel hatamız da bunu görmemektir. Anlatabildim mi? İşte burada Peygamber Efendimiz ve ayet-i kerime diyor ki Fatiha suresi Kur'an-ı Azim'dir. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'i bir dünya olarak düşünürseniz her yerde birer Kur'an var. İşte şu köyde de bir Kur'an var, şu şehirde de. Ama bunun en büyüğü hangisi oluyor Kur'an'a göre? Ana kent hangisi oluyor? Mekke oluyor.
Mekke nasıl dünyanın ana kenti ise Kur'an-ı Kerim'e göre, Fatiha suresi de buradaki Kur'an'ın içindeki Kur'an'ların en büyüğüdür. Tamam mı? En büyüğüdür. Ve gerçi onun için bakın, bu Fatiha Kur'an-ı Azim olduğu için biz Ramazan'da, affedersiniz, namazlarımızda Fatiha okurken neyi okumuş oluyoruz? Kur'an-ı Azim'i okumuş oluyoruz. Adeta tüm Kur'an'ı okumuş oluyoruz, tamam mı? Çünkü Kur'an tamamından alınmış o ikili ayetlerden yedi tanesi buraya alınmış ve ana şey, Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Hak tarafından yapılmış en güzel özeti oluyor. Onu okudun mu, Kur'an-ı Azim'i okudun mu? Onun için bize Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, la salate illa bi fatihatil kitab. Bu kitabın fatihası olmadan namaz olmaz diyor. Yani Fatiha'nın içinde de anlam kümeleri var ayrıca. Ama onun tamamını düşündüğün zaman tüm Kur'an orada. Onun için herhangi bir Müslüman Fatiha suresini iyice özümserse bunun sapıtma ihtimali yok. İyice özümsesin yeter. Başka şeye gerek yok. Evet. Söz uzanır, ger kalanı deriz, der isem bu kadarla iktifa edelim.